Bu filmi uzun zamandır bekliyorduk. Tenet. Bir Christopher Nolan filmi. Tenet, Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği bir film biliyorsunuz. Başrollerinde John David Washington ve Robert Pattinson oynuyor. Edward diye nitelendirdiğimiz oyuncu. Batman, yeni Batman de diyebiliriz. Biliyorsunuz benim incelemelerim genelde spoilersız olur. Bu da öyle olacak. Ben fragman izlemeyi de sevmem, konu okumayı da sevmem. Christopher Nolan'ı görünce direkt zaten gidecektim. Yeni çıkan fragmanların hiçbirini de izlemedim. Sayfada ondan dolayı paylaşmıyorum fragmanları. Sadece çıktığım haberini vererek geçiyorum. Yani hiçbir ön hazırlığım, hiçbir bilgim olmayarak gittim filme. Filme gittim ve iyi ki gitmişim dedim filme. Filmden beklentim yüksekti. Tabii Christopher Nolan'ın diğer filmlerini biliyorsunuz. Onlar bu seviyede olunca bunu da o seviyede bekliyordum açıkçası. Ve beklentimi karşıladı. Film zaten çok hızlı başladı. Aksiyonla direkt filmin içinde bulduk kendimizi. Ondan filme girmemiz çok hızlı oldu. Bence işte ise benim filme girmem gerçekten çok hızlı oldu. İnanılmaz bir aksiyon filmi. Başından sonuna kadar neredeyse durmuyor. Neredeyse diyorum çünkü başıyla ortası arasında biraz film düşüyor. O olmasa bence 10 üzerinden 10 bir film. Ama o düşüşleri ve bazı klişe şeylerinden dolayı birkaç klişesi var ama çok göze batmayan bence 10 üstünden 9 puanlık bir film olmuş. Konusuna gelirsek kısaca bahsettiğim konusundan da size bilgi olsun. Konu sevenler için, sevmeyenler için biraz atlayabilir, ilerletebilirler. Konusu işte ulusal bir ajan olan bir abimiz bir takım zorluklar altında kalıyor. Ve işte bu bizim klasik kahramanımız oluyor. Dünyayı kurtarmaya çalışacak. Bla bla. Çok klasik gibi gözüküyor değil mi? İşte klasik dediğim bu zaten. Dünyayı kurtarma olayı, tek kişi, işte seçilmiş kişi gibi şeylere dönüyor. Klişeden bundan bahsediyordum. Bu olay da filmi biraz düşürüyor tabii. Ama filmin içine kapılınca bu olaylar hiç göze batmıyor. Filmde benim en sevdiğim şeylerden biri zamanda yolculuk gibi bir olay var. Gibi diyorum çünkü tam değil. İzleyince anlarsınız. Spoiler vermeyeyim şimdi. Öyle bilim kurgu şeyler, fantastik de demiyorum farkındaysanız. Bilim kurgu. Çünkü filmin içindeki bence fantastik bir şey değil zamanda yolculuk. Bilim kurgu olarak düzenlenmiş. Çok ilginçti. Çok hoş sahneler vardı. Ve Christopher Nolan yine yapmış yapacağını en sevdiği şey kafamızı karıştırmak. Ters köşe yapmak ve en son lan ne oluyor, neredeydik, nereye geldik demek. Bu üçünü yine çok güzel başarmış. Filmde bir şey, konular ilerledikçe bir şey olduktan sonra vay bu böyleymiş, vay bu böyleymiş dedirtti ve çok hoşuma gitti. Gerçekten uzun zamandır sinemaya da gitmediğim için ihtimalle sinemaya da izleyince bunu bir artı olmuştur benim gözümde. Bu filmi kesinlikle sinemada izlemenizi tavsiye ederim. En son böyle bir filmi şans eseri Interstellar'ı sinemada izlemiştim. 10 üzerinden 10 demiştim. Bu da yakın, ona yakın ama dediğim gibi birkaç küçük eksiği var. Söylemeyeyim şimdi. Spoiler içeren çünkü. Onları çıkar, 10 üstünden 10 olur ama ben 9 veriyorum şimdilik. Kaçırmayın, gidin. Sinemada yaşadıklarımdan küçük olarak bahsedeyim. Tenet'le ilgili diyeceğim şeyler bitti. Sinemada tabii ki de maskeyle gidiyoruz. Her seanstan sonra temizlik oluyor. İki koltuk boşluk oluyor. Çaprazdakiler direkt önünüzde de oturmuyor. O otobüs mantığı, işte farklı şeylerin mantığı. Hani yanlar boşlukta da önümüzdeki niye dibimizde oturuyor olayı da yok. Onu da çapraz olarak ayarlamışlar. İki, dediğim gibi, iki koltuk boşluklar var. O yüzden içiniz rahat olsun. Havalandırmalar da sürekli dışarıdan alıyormuş havasını. Böyle bir bilgilendirme de yapıldı. Korona bakımından da güvenli olduğunu düşünüyorum. Zaten sabah gittim ben özellikle daha boş olsun diye. Tabii daha hızlı bu videoyu da çekeyim diye. O yüzden sinemada da içim rahattı. Sıkıntısızca rahat rahat izledim. Sinemaya özlemişim. Vizyondayken kaçırmayın derim. Zaten uzun süre vizyonda kalır diye düşünüyorum. Çarşamba günü olduğu için biraz ucuz da gittim. Cinemaximum sağ olsun. O da güzel bir fırsattı. Yeni film, dizi ve bir takım ileride gelecek. Biraz abonem arttıktan sonra gelecek diğer içerikler için. Takipte kalın. Teşekkürler. 250'yi geçtim. Çok mutluyum. İnşallah 1000'i geçtiğimde de güzel bir video yapmayı düşünüyorum. Senin sayende bu videoları çekmeye biraz daha motive oluyorum. Teşekkürler. Bay bay. Bu arada saçım açtım da yorum yapmayın. Benim hoşuma gitti.